Bu videoda iminleri ve enaminleri nasıl oluşturacağımıza bakacağız. İmin oluşumu için bir aldehit veya ketonla başlıyoruz. Şimdi buna bir amin ekleyeceğiz ve tabii bir de asit katalizöre ihtiyacımız olacak. Sağ tarafta gördüğümüz bu Y grubu bir hidrojene veya bir R üssü üssü grubu olan bir alkil grubuna eşitse iniminimiz oluşmuş oluyor. Şuraya not edelim. Tabii bu ye başka bir şey de olabilir. Bunları bir sonraki videoda ele alacağız. Evet, burada aynı zamanda su da oluşturmuş oluyoruz. Tepkimede dengeyi sağa doğru kaydırmak istiyorsak oluşan suyu dışarı atabilir ve dengenin bu yöne doğru kaymasıyla imin ürününden daha fazla elde etmiş oluruz. Öyleyse şimdi imini oluşturan mekanizmaya bir bakalım. Mekanizmaya başlamak için iki farklı yolumuz mevcut. Şimdi size ikisini de göstereceğim. Artık hangisini kullanmak isterseniz onu seçebilirsiniz. Bu yollardan biri, burada bir asidin var olması. Diyelim ki haşa artı gibi genel bir asit bulunuyor ve bunun imini protonlayacağını düşünebiliriz. Yani elimizde iminimiz var, protonumuz var. Şimdi buradaki genel asidi oluşturmak için iminimizi protonlayacağız. Şuradaki karbonil oksijenimiz protonlanmış olacak. Yani oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve bu elektronlar da buraya geçecek. Şimdi bunun son halini çizelim. Oksijenimiz şöyle. Tabii artık artı bir formal yüklü. Takibinde hidrojenimiz ve altta ise R üssü grubumuz bulunuyor. Şimdi bu elektronları takip edelim. Oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti şu protonu alarak buradaki bağı oluşturdu. Önceki videolarda karbonil oksijenin protonlanmasının karbonil karbonu nasıl daha fazla elektrofil yaptığından bahsetmiştik. Bu durumda bu karbonun iyi bir elektrofil, iminin ise iyi bir nükleofil olduğunu söyleyebiliriz. O zaman azotun bu ortaklanmamış elektron çifti karbonil karbonumuza saldıracak ve ardından bu elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi de bunun son halini gösterelim. Evet, karbonumuzun artık azotta bir bağı oluyor. Bu elektronları şöyle maviyle belirginleştirelim. Azotun bu ortaklanmamış elektron çifti azot ve karbon arasındaki bağı oluşturanlar oluyor. Tabii azotun iki de hidrojene bağ bulunuyor. Onları da şöyle ekleyelim. Şurada ise Y grubumuz mevcut. Tabii bu durum azota artı bir formal yük vermiş oluyor. Şurada karbonumuz var ve ona bağlı oksijenimiz var. Tabii bu oksijenin artık iki tane ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Takibinde de bir hidrojen var. Şimdi bu elektronların hareketliliğini gösterelim. Buradaki yeşil elektronlar oksijene geçen elektronlar oluyor. Bu arada bu karbonun hali hazırda alkil gruplarımıza da bağ bulunuyor. Yani burada R grubuna ve şurada da R üssü grubuna bağ var. Yani burada bir ketonla başlıyoruz. Evet, mekanizmamıza başlamanın bir yolu bu tabii bir yolumuz daha var. Öyleyse şimdi azotumuzu doğrudan bir nükleofil olarak kullanmaktan bahsedelim. İmin burada oldukça iyi bir nükleofil. O zaman bu nükleofilimizin elektrofilimize doğrudan saldırdığını gösterebiliriz. Şimdi burası kısmi negatif yüklü oksijen, şurası kısmi pozitif yüklü karbon. Azotumuzun buradaki ortaklanmamış elektron çifti imini iyi bir nükleofil yapar. Yani doğrudan saldırabilir. Yani bu karbona saldırıp burada elektronların oksijene geçmesine neden olacak. Öyleyse yan tarafa bunun sonucunu çizmeye başlayalım. Evet karbonumuz artık azotumuza bağlı. Azotumuzunsa iki hidrojene ve bir de Y grubuna bağ bulunuyor. Bu da azota artı bir formal yük kazandırıyor. Devam edelim. Burada karbona bağlı oksijenimiz var. Bu kez eksi bir formal yüklü. Şöyle üzerine ekleyelim. Evet, karbonun altta alkil gruplarımıza da bağ bulunuyor. Şimdi elektronlarımızı gösterelim. Azotun bu mavi ortaklanmamış elektron çifti doğrudan saldırarak bu bağı oluşturmuş oldu. Buradaki elektronları gösterecek olursak şöyle yeşil yapalım. Bunlar da oksijene geçiyor. Herhangi bir elektron çiftini belirttiğiniz sürece burada hangisi olduğu önemli değil. O zaman şimdi az önce bahsettiğimiz gibi eksi bir formal yüklü bu oksijeni protonlayınca oluşan ara ürünü gösterebiliriz. Önce şuraya genel asidimizi haşa artıyı yazalım. Buradaki bir ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve buradaki elektronlar da şuraya geçecek ve nihayetinde az önce yaptığımız bu ara ürünün aynısı olacak. Dolayısıyla mekanizmanızı hangi yoldan başlatmak isterseniz isteyin, bu ara ürüne ulaştığınız zaman artık bir baz düşünebilirsiniz. İmini şöyle gösterelim. Şimdi bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alarak buradaki elektronların azota geçmesine neden olacak. Öyleyse burada neler oluşturduğumuzu gösterelim. Tabii biraz ekranı kaydırırsak iyi olacak. Evet, protondan arındırdığımıza göre yapımız şöyle görünecek. Önce karbonumuzun azotla bağ olduğunu gösterelim. Azotun bağlı olduğu Y grubu ve bu hidrojen aynı kalıyor. Tabi azotun artık bir tane de ortaklanmamış elektron çifti oluyor. Tam şuradan gelmişti. Yani bu protonun alınmasıyla buradaki elektronlar da azota geçmiş oldu. Ayrıca karbonumuza bir OH grubu da bağlı durumda. Tabi alt tarafta ise alkil gruplarımız yer alıyor. R ve R üssü grupları. Evet, oluşan bu ara ürünün adı karbinolamin. Şöyle altına yazalım. Evet, karbinolamin. Evet, bir sonraki adımda OH grubunu protonlayabiliriz. O zaman yine şuraya genel asidimiz HA artıyı ekleyelim. Oksijenin bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve bu bağdaki elektron da şuraya geçmiş olacak. Evet, o zaman ekranı yine biraz kaydırıp yer açalım ve bunun sonucunu bir gösterelim. Karbonumuz şurada. Ona bağlı azotumuz ve elektron çifti var. Takibinde Y grubumuz var. Azota bağlı hidrojen şurada. Alkil gruplarımızı da şöyle alta yerleştirelim. Evet, şimdi o protonlayarak iyi bir ayrılan grup olarak suyu oluşturmuş oluyoruz. Tabii oksijenin burada artı bir formal yükü de var. Evet, şimdi bu elektronları gösterelim. Kırmızı elektronlar bu protonu alarak şuradaki bağı oluşturmuş oldu. Tabii şu an iyi bir ayrılan grup gözümüze çarpıyor. Yani bir su molekülü. Şimdi bu elektronlar oksijene gelse azotun bu elektron çifti de şuraya gelir. Ve karbonla azot arasında bir çift bağ oluşur değil mi? Öyleyse hemen yan tarafa bunu çizelim. Tabii bu adımda suyu kaybetmiş olacağız. O zaman önce şuraya eksi H2O yazalım. Şimdi de yapımızın bir sonraki halini gösterelim. Karbonumuz bu kez azotumuza çift bağla bağlı takibinde halen Y grubu ve şurada da bir hidrojen olacak. Tabii bu durum azota artı bir formal yükte kazandırmış oluyor. Ayrıca karbon altta alkil gruplarımıza bağlı. Onları da şöyle ekleyelim. Evet, şimdi bu azotun bu elektronlarını gösterelim. Bu kez mor olsun. Bu mor elektronlar buraya hareket ederek karbon ve azot arasındaki çift bağ oluşturmuş oldu. Aslında bu önemli bir yapı. İminyum iyonu. Şöyle altına not edelim. Evet. Elbette suyu da kaybetmiş olduk. Onu da şuraya yazmıştık. Son ürünümüzü neredeyse tamamladık sayılır. Şimdi bu iminyum iyonumuzu protondan arındırmamız lazım ve bunu iminimizde yapabiliriz. Yani bu protonu alıp ardından bu elektronların azota geçmesiyle son ürünümüze ulaşmış olacağız. Evet, karbonumuz çift bağla azotumuza bağlı. Azotunsa halen Y grubuna bağ var ve bir ortaklanmamış elektron çifti var. Ardından karbonun bağlı olduğu alkil gruplarını şöyle alta yerleştirelim. Evet, şimdi bu elektronları gösterelim. Şuradaki mavi elektronlar buraya gelerek azota geçiyor. Evet, yukarıda bahsettiğimiz gibi buradaki Y grubu hidrojen veya alkil grubuysa imin oluşturmuş oluruz. Evet, bu imin oluşumuydu. Şimdi ekranı kaydırıp başka bir örneğe bakalım. Tepkimemiz bu şekilde. Bir ketonla başlayacağız. Yani bir sikloheksanonla. Ardından bunu bir primer aminle tepkimeye sokacağız. Azot burada bir karbona bağlı. Bundan dolayı primer bir aminle bir tepkime meydana gelecek. Tabii katalizörümüz olarak da sülfürik asit kullanacağız. Şimdi bu tepkimenin ürününü bulmaya geçelim. Tabii uzun bir mekanizma olduğu için tüm mekanizmayı yazmak şu an pek mantıklı değil ama mekanizmanın bir kısmını ele alabiliriz nükleofilin amin olacağını ve buradaki karbonil karbonumuza saldıracağını biliyoruz. Tabii bundan dolayı amin bu protonlarından birini kaybedecek. Diyelim ki bu protonu kaybedecek. Ardından suyu kaybedeceğiz yani eksi H2O. Bu da bizi iminyum iyonunun olduğu adıma götürmüş olacak. Öyleyse şuraya halkamızı çizerek başlayalım. Suyu kaybettiğimizden dolayı burada çift bağlı azotumuz yer alıyor azotumuzsa bir etil grubuna bağlı olacak. Ayrıca azota bir de proton bağlı. O zaman bu hidrojeni şöyle ekleyelim. Tabii bu durum azota artı bir formal yük de kazandırmış oluyor. İşte iminyum iyonumuz bu şekilde. Evet, son adımda ise aminimizin baz görevi göreceğini biliyoruz. Yani azotun bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve ardından bu elektronlar da azota geçecek ki bu da bize imin ürünümüzü vermiş olacak. Şimdi ürünümüzü çizmeye başlarsak burada çift bağla bağlı azotumuz sağında etil grubumuz var. Ortaklanmamış elektron çiftini de şöyle yerleştirelim. Şimdi bu elektronları takip edelim. Buradaki mavi elektronlar azota geçerek nihayetinde iminimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu iminyum iyonu için belirtmek istediğim birkaç nokta var. Burada halen bağlı olan bir proton mevcut. Öyleyse son adımdaki bu deprotonasyon işlemi imin oluşturacak ve bu da primer aminle yapılmış olacak. Evet, bundan sonra bahsedeceğimizden biraz farklı bir durum. Birazdan enamin oluşumu hakkında konuşacağız. Enamin oluşumu da mekanizma açısından aynı şekilde başlıyor ama bu iminyum iyon adımı biraz değişmiş olacak. O zaman bu kez bir ketonun sekonder bir aminle tepkimeye girmesine bakalım. Şimdi burada sekonder aminimiz duruyor. Azotumuz burada 2 karbona bağlı. Bu arada sekonder amini şuraya not alalım. Aynı şekilde yine mekanizmaya kısaca bakacağız. Yani her bir adımı ayrı ayrı işlemeden hızlıca neler olduğuna bir bakacağız. Şimdi burada nükleofilin saldıracağını ve ardından bir proton kaybedeceğimizi biliyoruz. Kaybetmemiz gereken tek proton bu olduğundan bunu kaybediyoruz. Daha sonra mekanizmamızda iminyum iyonumuzu oluşturmak için suyu kaybedeceğiz. Evet halkamız şöyle. Çift bağla artık azota bağlıyız. Kırmızıyla işaretlediğimiz protonu kaybettiğimiz için azota sadece iki alkil grubu bağlı olacak. Ve azot artı bir formal yük elde edecek. Bir önceki tepkimeye geri dönelim. İminyum iyonumuzda halen bir protonumuz vardı. Bu yüzden bu noktada deprotonasyon yapabildik. Ancak aşağıdaki bu iyon için böyle bir durum yok. Çünkü azota bağlı herhangi bir proton bulunmuyor. Bu yüzden bu adımda herhangi bir protondan arınma işlemi yapamayız. Sadece hemen yakınımızdaki karbona bağlı olan bir proton çizebiliriz. Evet şimdi bazımız ortaya çıkacak. Şöyle şuraya amin bazımızı ortaklanmamış elektron çiftiyle birlikte çizelim. Şimdi bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır. Buradaki elektronlar şu karbona geçer veya ardından da buradaki elektronlar da azota geçmiş olur. Şimdi ortaya çıkan ürünümüzü çizmeye başlayalım. Artık şurada bir çift bağımız var. Üste azotumuz var, sağında ve solunda etil gruplarımız var. Bir tane de ortaklanmamış elektron çifti var şimdi bazı elektronları takip edecek olursak deprotonasyondan sonra bu mor elektronlar şuraya gelerek bir çift bağ oluşturdu. ardından şurada bulunan elektronlarsa azota kapandı ve nihayetinde farklı bir ürün ortaya çıkmış oldu. şimdi buna enamin diyoruz. yazalım enamin. bu ismi incelediğimiz zaman en eki çift bağdan geliyor. amin eki ise üstteki şu kısımdan geliyor. çünkü bu bir amin. Enamin neden oluştu? Öncekiyle aynı olan bir iminyum iyonumuz yoktu da ondan. Bunun da nedeni sekonder bir aminle başlamış olmamızdı. Bu nedenle aldehit veya ketonla tepkimeye soktuğunuz amin türünü bilmeniz çok önemli. Eğer sekonderse enamin oluşturursunuz. Enaminler kullanım alanı geniş sentetik ara maddelerdir. Bu yüzden ilerleyen videolarda bunlar hakkında çok daha fazla bahsedeceğiz. Özetlemek gerekirse buradaki son adama gelene kadar mekanizma aynı ilerliyor